Teknokulis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Sizin de bildiğiniz gibi Apple dün akşam uzun süredir beklenen yeni modelleri iPhone 7 ve 7 Plus'ı nihayet görecek çıkardı. Biz de editör arkadaşım Hasan'la ve Emre ile birlikte hem canlı yayın hem de dikkat çeken haberleri anında hazırlayıp sizlere sunmak için uğraş verdik ve saat 10'u geçiyordu akşam gece. Anca bitirdik ve ofisten öyle çıktık. Bugün de insanlarla ilk hani sohbetlerimizi yaptık. Genelde öyle olur. Yeni telefonları beğendin mi? Nasıl olmuş? İyi mi? Kötü mü? Diye. Ve bu videoda da yorumlarımızı sizlerle paylaşacağız. Öncelikle ufak model yani iPhone 7 ile başlayalım istiyorsan. Ne dersin iPhone 7 için? iPhone 7'den zaten dedikodulardan ve sızıntılardan biliyorduk nasıl olacağını. Yani benim çok fazla aslında yüksek beklentim yoktu. Asıl beklentilerim gelecek seneki iPhone için. Bu yüzden normal diyorum aslında. 7 Plus'a ne diyorsun peki? 7 Plus da aynı şekilde sadece bir çift kamera aslında farkı ve tasarımdaki birkaç farklı değişiklik var. Ama bunun dışında yani dediğim gibi hani yüksek beklentim yoktu. Aslında senin de dikkatini çekmiştir. Sonuçta söylenti haberler yaptık yüzlerce. Neredeyse her gün 2-3 tane yapıyorduk. Çoğunu da sen yapıyordun. Bahsedilen söylenti detaylarının çoğu doğru çıktı aslında. Bunlar artık belki de bilerek sızdırılan şeylerdi. Belki de gerçekten korunmasına rağmen bir şekilde sızdırıldı. Genel olarak hep verilen kaynaklar işte hep tedarik zincir kaynakları nasıl olarak geçiyor. Nasıl bir zincirse bu artık yani orada. Tedarik yani üreticilerin içinden gelen delik olarak yani, bunlar. Şimdi bakarsak 7 ile 7 Plus dual piksel kamera var 7 Plus'ta. Senin de dediğin gibi 7'de tek kamera var ve ikisinde de optik görüntü sabitleme var. Evet. Önceki modellerde sadece 6 serisi ve 6S'de vardı. Plus'larda yoktu. Plus'larda optik görüntü sabitleme vardı. Diğer evet. Alt modellerde Plus'larda yoktu. Dijital vardı. Olarak vardı optik görüntü sabitleme. Bu sefer iki modele de koydular. Onu hemen düzeltelim. Bunun dışında suya toza karşı dayanıklılık söylentileri evet. Vardı. Gerçekleşti ama IP67 var. 68 yok mesela. Orada şöyle bir ayrıntı da vereyim. Apple sudan dolayı hep şey diyor yani ıslandığında diyor ıslak olarak şarj etmeyin telefonunuzu diyor. Eğer ıslak olarak şarj ederseniz ve telefon bozulursa garanti dışı kalacağını da söylüyor. Yani şimdi sakın şey düşünmeyin ya bunu yapacak kadar herhalde mantıksız hareket etmem demeyin. Bunu yapanlar oluyor. Benzer örneklerini daha evvel yaptığımız haberlerde de paylaştık sizlerle. Tabii ki bir üretim hatası varsa bu bir şekilde ortaya çıkıyor ama sonuçta kullanıcı hataları sonucunda ortaya çıkabilecek kötü durumlar da oluyor. Ve bu sefer kötü bir şey aslında. Şahsen ben hiç o konuda beğenmediğimi rahatlıkla söyleyebilirim. 3.5 mm kulaklık girişi gitmiş. Lightning adaptörü, konektörü şeyi hazırlanmış bir tane. Aracı kurum gibi. Kulaklığı ona takıyoruz. Onu iPhone'a takıyoruz. Öyle kullanıyoruz ya da 159 dolar veriyoruz. Kablosuz kulaklık kullanıyoruz. 5 saat şarjı olan. Bana açıkçası o 159 dolarlık kulaklık tabii ki kişinin şeyine bağlı. İsteyen alır 159 dolar. Ben vermem. Almam. 700 TL'ye geçip bir fiyat ödemek lazım. Kesinlikle. Bence kesinlikle gereksiz. Öteki türlü kulaklık girişinin olmasını ben istiyordum. Olmam. Koymayınca tabii ben hayal kırıklığı oldu benim için. Birçok insan için de öyle. Çünkü o uzatıcı kablo hem gereksiz bir detay eklenmiş. Yani hem de yani ben beğenmedim. Ya benim genel olarak yani internet topluluklarında işte forumlarda çeşitli şeyler okuduklarımda kullanıcıların bir kısmı şöyle söyleyeyim aslında kulaklık girişimleri kaldırılmamasına hani olur olmaz diye bir görüş sunarken büyük bir kısmı aslında öyle söyleyeyim kulaklık girişinin kaldırılmasından rahatsız olmuş ve ben şu örneği veriyorum mesela uzun bir yolculuğa çıktınız diyelim otobüste seyahat ediyorsunuz bir taraftan işte şarj power bank bağlıyorsunuz iPhone'unuza diğer taraftan ise kulaklığı bağlayıp mesela müzik dinliyorsunuz böyle bir imkan oluyordu şimdi ise bu ikisi bir arada olmayacak ama bunu... yani Lightning portunda şöyle Apple için yani iPhone'lar için üçüncü parti şirketler var aksesuarlar üreten. Belki ikili çözüm falan üretebilirler. Hem şarj hem kulaklık vesaire gibi. Çok gereksiz detaylanıp dallanıp budaklanacak olan. Ben açıkçası tamam ben de kablosuz kulaklık kullanmayı artık isteyen biriyim. Her ne kadar çok da gelişmiş olmasa da şu an itibariyle bir de fiyatlar da yüksek tabii.
Ama bence o şeyi kaldırmak çözüm değildi. Benim kendi görüşüm. O yüzden orada bir hayal kırıklığım var. İkincisi olarak Apple şimdi ne diyecektim? Dün mesela OnePlus One bu akımı başlattı. Galiba ilk onlar başlattı. Devamında gelecektir diye düşünüyorum. Hemen şeyin OnePlus One 3'ün değil mi? 3'üncüydü. Onun reklamını yapmışlar hemen Facebook'ta. Bizim telefonumuzun 3.5 mm kulaklık girişi var ve kulaklığı takmak için roket mühendisi olmanıza gerek yok gibi bir açıklama yapmış. Yani direkt Apple'a gönderme yapmışlar. Çünkü kulaklık için önce dönüştürücü yatak, sonra lightning yatak. Yine tekrar ediyorum. Bence olmamış o. Yani o olmamış. A10 Fusion şimdiye kadar Apple'ın geliştirdiği sadece en gelişmiş chipset değil. Aynı zamanda şimdiye kadar bir akıllı telefonda olan olabilecek en gelişmiş chipset. Hem çalışma performansı hem grafik performansı olarak Apple'ın iddiası bu yöndeydi. Hemen ardından da Super Mario Run duyuruldu. Nintendo ilk kez böyle bir ortaklığa gitti. Yayınlanan videoda da grafikler çok hoştu zaten Mario. Rengarenk bir oyun. Sadece o fanlar bile büyük bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Fusion hakkında ne dersin? Ya zaten Apple'ın açıklamalarına bakarsak A8'den 2 kat, A9'dan ise %30. %30. %30 mu %40'tı galiba. Daha fazla performans sunuyor. Apple'ın şöyle bir özelliği var. Aslında tersine mühendislik de zaten A10 Fusion'ın aslında tüm detayları ortaya çıkacaktı. Apple kendi melez çekirdeğini yapabiliyor. Kendi melez mimarisini oluşturup bunun üstüne belki A10'u geliştirmiş olabilir ki. Mesela bunu daha evvelten iPhone 5'te yapmışlardı. İki farklı mimariyi karıştırıp kendi melez mimarisini oluşturmuştu Apple. Böylece bir sürpriz yapmıştı. Yine bu tür işleri imza atan bir firma. A10 Fusion bence iyi bir sistem çipi. Veya belki en iyisi olmasa da hani bunlar tabii ki Apple'ın kendi iddialı açıklamaları. Daha kullanmadık. Sonuçta daha kullanmadık ama en iyi sistem çiplerinden biri olabilir diye ben düşünüyorum. Gelelim kamera tarafına hemen. Şimdi dual piksel kamera birçok üretici kullanıyor son birkaç senedir. Öncesi de var bu işin tabii ki. İşte geniş açılı ve yakın planda daha net, hızlı fotoğraflar için. Apple da bunu yapabilir diyorlardı ve yaptı. Plus'ta karşımıza çıktı. Bir de Pro modeli söylentisi vardı. Optik görüntü sabitlemenin yanında optik zoom özelliği de olacak ve kamera odaklı olacak diyorlardı. Böyle bir şey şu an için olmadı. Ön tarafta da 7 megapiksel HD FaceTime HD kamerası FaceTime var. FaceTime selfie kamerası da diyebiliriz. Zaten Apple'ın kameraları kötü değil diye. Özellikle o karanlık ortamlardaki çekim kalitesi ve özellikle geniş açılı çekimlerde herhalde net sonuçlar verecektir diye umuyorum. Henüz denemediğimiz için bilmiyorum. Denemediğimiz için bilmiyoruz ama Apple'ın şöyle bir olayı vardı. Apple bir tane İsrail'li bir şirketi satın aldı. Bu şirket işte mobil cihazlar için kamera, sensör üreten bir şirketti. Ve o şirket daha evvel evet. Microsoft için Kinect'i yapmıştı galiba. Aynen. Şey vardı, o şirketin özellikle de gece çekimleri ve düşük ışıklı ortamlar için sensörlerinin çok iyi olduğu hep söyleniyordu. Hatta kendilerinde böyle bir iddiası vardı. İşte Apple şirketi satın aldıktan sonra onun teknolojisini kullanarak iPhone'u adapte etmiş. Hı hı. Yüksek ihtimalle ben yani bunu tahmin ediyorum. Hani aynı teknolojiyi aldı, belki biraz daha üstünde özelleştirme yaptı, biraz daha değişiklik yaptı ve iPhone 7 ve 7 Plus'a böylece kattı. Bunun dışında 4 tonlu flash var. Gerçek. Evet, gerçek tonlu. 4 tane yani 2 soğuk, 2 sıcak olmak üzere. Apple özellikle demin de bahsettiğim gibi düşük ışıklı ortamlarda ve gece çekimlerinde fotoğrafların detaylı çıkmasını istiyor. Ve bunu yani sonuçta denemedik ama iPhone 7 Plus'ta belki gerçekten dedikleri kadar detaylı ve ayrıntılı fotoğraflar yakalayabilir. Yani en kısa zamanda tabii denemeyi umuyoruz biz de. Hem 7 hem de 7 Plus'a bakacak olursak su ve toza karşı dayanıklılık sertifikası var. IP67. Stereo hoparlör olayı var. Artık öncekilerde yoktu. Home tuşu. Home tuşu Force Touch desteğiyle artık yepyeni. Aynen. Sensörler, Force Touch. Aslında en önemlisi bu bir tane taptik motoru kullandı. Taptik yani titreşim motoru.
o titreşim motoru sanki fiziksel bir düğmeye basmış gibi kullanıcıya bir hissiyat yaratıyor. Daha evvelden zaten aslında bu raporlarda sunulmuştu. Hatta bu ünlü bir Apple analisti var. O da hep söylüyordu. Home tuşunu fiziksel artık olarak yer almayacak iPhone 7 diye. Böylece tahminler de doğru çıktı. Ama bununla birlikte Apple'ın yaptığı güzel bir olay daha var. Apple taptik motorunun API'sini yayınladı. Yani geliştiriciler uygulama geliştirdiği zaman, uygulama yaptıkları zaman işte bu sensörlerden ve taptik motorundan yararlanabilecekler. Bunu Siri için de yaptılar. Hemen bir ek parantez şey yapalım. Bu arada şimdi aklıma geldi. Şimdi orada mekanik düzenek değiştiği için Force Touch şeyde home tuşunda artı 3.5 milimetre jack da gitti girişi. Orada bir boşluk oluşmuştur muhtemelen. Orayı acaba pille mi doldurdular? Şimdi şöyle, gene bunlar sonuçta hani telefonu açmadık ve tersini mühendislik örneklerini bilmiyoruz daha tam neler oldu. Birincisi işte Apple'ın gene suya ve toza dayanıklı olması için böyle bir şeye başvurdu söyleniyor ki yapılan bir iki açıklama daha var bununla ilgili. Ve ekstra olarak dediğim gibi pille alakalı da bir durum var. Şu an çünkü pille ilgili herhangi bir tam olarak detay verilmiş değil. Sadece kullanım süreleri verildi. Eski iPhone'lara kıyaslaması yapıldı. Söylendiğine göre bu hatırlarsan geçen sene yeni Mac çıkarttıklarını işte hani böyle kasanın boşluklarını böyle merdiven şeklinde şeyle pille doldurmuşlardı mesela. Yine buna benzer bir çözümü işte iPhone 7 ve 7 Plus'ı kullandıkları söyleniyor. Ekstra olarak yeni bir pil teknolojisi olduğu söyleniyor. Çünkü hep pil konusunda aynen, pil iPhone'da konusunda hep bir sıkıntı var. Aynen yani iPhone'un şarjı yetmiyor. Yetmiyor. İşte. Yani mesela şu an Note 7 kullanıyorum ben. 2 günü çok rahat çıkarabiliyorum ki güç tasarruf modu kapalı halde. 4.5G'de kullanarak oyun oynamıyorum. Oyun oynayınca tabii ki çok güç gidiyor. Yani iPhone'un, Apple'ın burada kesinlikle bir şey yapması lazım. Bir de şey var mı yok mu aynen belli değil. Hızlı şarj. Hızlı şarj ve kablosuz şarj. Aynen. Bu iki özellik birçok telefonda var. Apple bunun hakkında bir şey söylemedi. Sessiz kaldığına göre herhalde yoktur diye yorumlanıyor ama tabii ki yani sürprizleri seven bir şirket. Doğruya doğru. Yani sağ gösterip sol vurur. Hiç belli olmuyor Apple'ın ne yapacağı. Hani hiç bahsetmeden bazenler sadece keşfedilmesiyle ortaya çıkan yenilikler var. Şimdi ufak bir şey yapacak olursak böyle basit bir gidecek olursak stereo hoparlörler HTC'den, dual kamera belki Huawei, belki LG'den, suya toza karşı dayanıklı. HTC'de aslında dual kamera evet, kullandı evet. M8'de hatırlarsan. Yine suya toza karşı dayanıklılık olayı Sony ile başladı. Sonra Samsung Sony'ye yetişti. Aynen. Şimdi Apple bunu devam ettirmeye çalışıyor. Hani ben dün gece şunu gördüm. Şimdi Steve Jobs zamanında Apple her zaman hani yeni denilebilecek şeyler duyurdu ve heyecan yaratırdı. Ardından diğer firmalar da ha bunlar böyle yapmış o zaman biz de yapalım. Mesela Apple henüz daha Apple Watch'ı duyurmadan söylentileri varken bile birçok firma hadi biz de yapalım diye bir sürü akıllı saat çıkardı ki Apple Watch geçtiğimiz sene mi çıktı? Daha yeni çıktı yani. Ama dün gece Apple yenilik yapan değil de var olan iyi özellikleri bir araya toplayıp iPhone'da kullanıcılara sunan bir firma profilindeydi ve beni heyecanlandırmadı açıkçası ki o kulaklık girişi de gidince ben hepten soğudum iPhone 7 serisinden. Ben soğudum. Yani hep sen de diyorsun. Benim gibi benim de beklentim yoktu. Yani hani belliydi aslında bazı şeyler. Bu yüzden ben hani şu anda hani iPhone 7'ye geçiş yapar mıyım? Bilmiyorum herhalde. Ben geçen sene S serisine geçmeyi düşünüyordum. Geçmedim ama düşünüyordum. Ama bu sene 7 serisi kesinlikle düşünmüyorum. Ve söylentiler var yine özellikle Apple'ın ve iPhone'un özellikle iPhone 10. yılı sebebiyle önümüzdeki yıl radikal değişikliklerin olacağı işte OLED ekran, Intel modemler, tamamen cam tasarım bunlar söylentiler. Intel modem bu arada bu seride kullanılmış olabilir. Tabii bunu göreceğiz. Şu an bilmiyoruz. Yani açıp bakmak lazım. Haberleri takip etmek lazım. Son olarak da fiyatlara gelelim. Muhtemelen 3500 liranın üzerinde olabilir mi? Basic dediğimiz ya yani en düşük. Ben şu anki iPhone 6s fiyatlarını aldığımda üstüne biraz daha bir şey koyarsak dediğim gibi 3600-3700'lerde olabilir fiyatı şu diye. Şu 128'lik olanlar 4000 lira geçecektir. 4000 lira geçecektir. Bununla birlikte hani yine AirPods o kablosuz kulaklığı almak falan isterseniz bir hayli bir yani bir Şahin parası mı oluyor aşağı yukarı değil mi Kartal ya da Şahin muhtemelen
kısa bir süre sonra ülkemizde de ön siparişler başlayacaktır. Satışa sunulması açısından zaten biliyorsunuz kuyruklar oluşmuştu. Önceki iPhone satışlarında burada yapıldığında muhtemelen bunda da olur herhalde diye düşünüyorum. Tabii ki fiyat ve yenilik olmamasına tepkiler var ama öte yandan sonuçta bir Apple, iOS ya da iOS 10 ekosistemi ve App Store'un güzelliğinin, cazibesinin etkisi hala milyonların üzerinde ve sırf bu ekosistemde yer almak isteyip de ki onlar da kesinlikle haklılar sonuçta hani stabil güvenli bir kullanım var orada. 500 bin üzerinde oyun var App Store'da dün açıkladılar. Programlar, uygulamalar da cabası ve bunlar giderek artıyor. Bunlar da hala önemli artılar ve bunları kullanmak, güncel kullanmak isteyen milyonlarca insan var. Yani her gün zaten haberler yapmaya devam edeceğiz. Benden şimdilik bu kadar yani. Orada iOS 13 Eylül'de çıkacak. Onu da yeniden kontrol edelim. Ücretsiz olarak en az iPhone 5 olması gerekiyor. iPhone 5 olması gerekiyor. iPhone 7'nin performansı biraz aslında iOS 10'a da bağlı. Çünkü betasına ben bakmıştım. Ve gerçekten bu son sürüm güzeldi ve umarım Apple final sürümünde bozmaz bazı şeyleri ve gene performansı iyi olur diye düşünüyorum. Diyelim ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza tabii ki abone olmayı unutmayın çünkü biliyorsunuz kısa aralıklarla videolar yayınlıyoruz. Bu arada yorumlarınızı gene alttaki yorumlar kısmına bırakın. Gene sitemize de yorumlar yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.